testere. İşte gördüğünüz gibi bakır kazanlar eski gibi bitiyor. Kendi adıma bireysel olarak kurduğum hayal Fatsa'da yanmıştı daha, Ordu'da, komşu ilde. Çocuktum, büyüdüm, izinde yürüdüm. Bana derler ki, sen fikricisin. Hayır, fikri takip yapmaya çalıştım. Biz bir hayal kurdum, büyüdükten sonra mühendis oldum. Fındıklı Cumhuriyet Halk Partisi, Fındıklı İlçe Örgütü ve Rize İl Örgütü'nün bana sunmuş olduğu bu olanakla ve Fındıklı halkının göstermiş olduğu güvenle bu hayalin İnşası için yola çıktık. Aydın Boysan Piskalalı ve birçok Fındıklı bunu bilmiyordu. Aydın Boysan, işte Aydın Boysan tesislerini Aydın Boysan'a yakışır bir şekilde Fındıklı'ya kazandırmış olduk ve tamamen İmece ile, tamamen İmece kültürüyle yaptık. Bütün bunları bir tek şey için yaptık. Biz toplumcu bir belediyecilik anlayışıyla İşte Meci dedik. Meci ne diye sordukları zaman Meci ötekileştirmeden tek adam aracı, tek adam ve tek akıla karşı ortak akılı oluşturmaktır. Meci benim işim yerine bizim işimizdir. Meci rantın yerine dayanışma ekonomisidir. Meci tarımı bitirenlere inat yeniden bizi yeten bir ülke olmak ve tarımı geliştirmektir. Meci bizi karanlıklara boğmak isteyip akşamları aptal kutusuna hapsetmeye çalışan anlayışa karşı kültür sanat faaliyetleri yürütmektir. Tiyatrodur, sinemadır, korodur, konserlerdir, festivallerdir. Meci ile inşa edeceğiz yarınları, tek adamı yıkacağız, ortak akıllı iktidar kuracağız. Fındıklı halkına baskı yapmak isteyenler, Fındıklı halkında operasyon düzenlemek isteyenler, neydi, kayyum atamak kayyum. İsteyenler, bu da hayatımıza yeni gelen sözcüklerden bir tanesi. Ama bir şeyi gördüler ki, bunu Fındıklı'da gerçekleştirmeleri mümkün değil. Niye? Buna karşı çıkan Fındıklı halkı var, buna karşı çıkan Rizeliler var. Türkiye'yi kendi karanlığına mahkum etmek isteyenler her gün yeni oyunlarla, yeni operasyonlarla karşımıza geliyor. Bir sürü şeyi yaşadı Fındıklı halkı. Belediye başkanımızın nezdinde yaşadı. Bundan sonraki günlerde de aynı şeyler olacak. Ama ona karşı çıkmanın tek yolu dayanışmaktır, birlikte olmaktır, yan yana durmaktır. Varız. Değerli dostlarım, tüm belediye başkanları hizmet yapar. Doğaldır, yapmalarından gayet doğal bir şey yoktur. Altyapı yaparlar ama biz ona bakmıyoruz. Ben il başkanı olarak ona bakmıyorum. Ben şuna bakıyorum. Bir belediye başkanı bir kentin kimliğine ne katıyor? Bir kentin vizyonunu nasıl oluşturuyor? Bir kentin çocuklarına nasıl bir ilçe bırakıyor? Nasıl bir belde bırakıyor? Buna biz ancak bakarız. Ama bugün gelip baktığımız zaman Fındıklı'da görüyoruz ki kentin kimliği oluşmuş. Bugün Fındıklı ilçemiz Türkiye'nin her tarafında ve hatta tüm dünyada bilinen bir ilçe. Biz 12 Eylül'den beri yağmacı bir belediyecilik anlayışına Türkiye'yi teslim ettik. Sadece belediyelerde değil, merkezi idarede de bu anlayış bize dayatılıyor. İyi ki Fındıklı Belediyesi var, iyi ki Ercüment Başkan var, iyi ki Fındıklılar var. Bunun karşısında neler yapılabileceğini bize en iyi şekilde gösteriyor. Elimizde eskimemiş çok az sayıda solcu var. Eskimiş solcularla çok işimiz yok. Onlar maalesef son dönemde sıkıntılı işlerin içerisine de girdiler. Bu elimizdeki mayayı iyi kullanamazsak, bu ahlaki çöküntüden bu ülkeyi kurtaramazsak geleceğimiz parlak değil. Ve iyi ki Rize'nin bu ucundan böyle bir anlayış çıktı. Ben pazarlıyım. Uzun bir süre Rizeliyim demekte zorlandım çünkü Türkiye'ye gerçekten hiç hak etmediği bir siyasi figürü, bir anlayışı armağan ettiğine dair bir algı var, ön yargı var. Halbuki Rize deyince
çok büyük bir hafıza, çok büyük yaşanmışlıklar da var. Ben o yaşanmışlıklar ve hafıza sayesinde belki de buradayım. O nedenle o kadar rahat Rizeliyim diyorum ki artık hem pazarlıyım diyorum, hem fındıklıyım diyorum, hem Rizeliyim diyorum. Dikkat edin, buradaki biz duygusu çok önemli. Şarım, Türkiye'de çok ciddi bir tehlike var. İktidar bizi bize düşman kılarak, bakın bizi bize düşman kılarak siyaset yapıyor. Ülkesini seven hiç kimsenin yapmayacağı bir şeydir bu. Bizi bize düşman etmek. Buna karşı meci diyoruz ve yan yana geleceğiz diyoruz. Ve biz bakın Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiç kimseyi siyasi düşman görmüyoruz. Siyasi rakip görüyoruz. Rakip başka, düşman başka. Asla bu düşman terminolojisine teslim olmayacağız. Bir ülkede dik başlı çocuklarını harcayan ülkeler iflah olmaz. Dik başlı çocuklarını harcayan ülkeler iflah olmaz ama bu ülkede ne yaparlarsa yapsınlar bir yerden tohum yeşeriyor. Yani kökünü kazıyacağız diyorlar, düşmanlaştırıyorlar. Olmadık şeyler yapıyorlar ve bu ülkenin umudunu, söktüklerini, yok ettiklerini düşünüyorlar ama hiç olmadık bir yerden tohum yükseliveriyor. Ben de güneş doğudan yükselir diyerek Fındıklı'ya işaret ediyorum. Ama Fındıklı yetmez. Bir pazarlı olarak benim hafızam da başkasını talep ediyor. Başka bir şey talep ediyor. Ardeşen'i talep ediyor. Pazarı talep ediyor. Çamlıhemşin'i talep ediyor. Bu sahil şeridinde bu gurur duyduğumuz boncukları, yıldızlarımızı mutlaka ama mutlaka artıracağız. Sayın Ercüment Başkanım dedi ki, hayallerim vardı belediye başkanı olmam sebebiyle. O hayaller iktidara talip olan, bir koltuğa talip olan herkeste var başkanım. Bazılarının hayalleri bir yüzükle gelip halkın sırtından Karun kadar zengin olmaktır. Bazılarının hayalleri iktidara gelip beton belediyecilik anlayışıyla halkın alın terini o betona gömmek, gömdüğü betondan da bütün sülalesini zengin kılmaktı. Bazılarının hayalleri koltukta oturup eş dost yandaşlara halkın emeğini peşkeş çekmekti. Ama Ercüment Başkan'ın ve Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının, Cumhuriyet Halk Partili yöneticilerin bir tek hayali var. O hayallerini halkın hayali kılmak ve halkın emeğini, halkın alın terini o hayallere ortak ederek toplumcu belediyecilik anlayışını, toplumcu iktidar, toplumcu genel iktidar anlayışına dönüştürmek. Avcılara. Evet, verin. Evet. Hep beraber. Gel, sana verin. Avcılar. Şeyin orada. Başkan, böyle bir bakalım. Hasan Aydınoğlu. Sibel. Maltepe, Ataşehir, Nilüfer, Avcılar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları için. Burada. Büyük küçük denilen katkılarda bulundular ve o katkılarda bugün ardı ardına bir dizi açılış gerçekleştiriyoruz efendim. Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma ruhunun MECİ'nin en güzel örnekleri için teşekkürlerimizle belediyemiz adına. Evet. Kim var? Eser, burada çalışanımız var. Ali Bey. Başkanım, beraber olalım. Tamam, beraber olalım. Siz ortada durun, biz şöyle. Alkışlar. Güzel bir dönem açanları için, destek verenler için. Evet. Süreyya Şişmanoğlu efendim, alkışlarınız var. Süreyya Şişmanoğlu. Alkışlar bu güzel ruhlu hanımefendi için. Birden açılıyor, sembolik olarak. Paylaşımcı, sosyal demokrat, insanın uzaklığından geliyormuş. Çok teşekkürler. Efendim, şimdi küçük bir ara veriyoruz. Saat 15'te.
acımasızdır, hilebazdır. Yalnız da değildir, üstelik çıkar ortakları vardır. İyilik ise buna karşılık tek başınadır genellikle. Kötüyü kanıksar gibidir artık, boyun eğmese de bütünüyle. Oysa kötülük durmaksızın yaşamı kemirip çürütmektedir. Bu geri dönüşsüz yok edilişin durdurulması gerekir. Kuşkusuz kötüyle savaşım onun silahlarıyla yapılamaz. İyilik bunu istese bile kötü olmayı başaramaz. Öyleyse bir tek şey var yapılacak. Bu iyilerin birlikteliğidir. Amansız kötülüğü ancak örgütlü iyilik alt edebilir. Evet, yani iyiliği de kazanır ama öyle kendiliğinden değil yani.